Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere vatanımız ve milletimiz uğruna kahramanca, fedakarca görev yapan uzman çavuşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin başlıca sorunlarından ve taleplerinden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, uzman çavuşlarımızın en büyük sorunu sözleşme ile çalışıyor olmalarıdır. Vatan müdafası sözleşme ile olmaz. Uzun süredir devam eden bu ayıptan bir an önce dönülmelidir. Uzman çavuş arkadaşlarımız acilen muvazzaf statüye geçirilmelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uzman çavuşlarımızın halen atama yönetmeliği bulunmamaktadır. Atama yönetmelikleri de olmadığı için meslek hayatlarının büyük bölümünü operasyon bölgelerinde geçiriyor. Bu da uzman çavuşlarımızın aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkiliyor. 2017 yılından bugüne kadar uzman çavuşlarımızın boşanma oranlarında %237'lik bir artış meydana gelmiştir. Yuvalar dağılıyor, aileler perişan oluyor. Bunun önüne geçmek için uzman çavuşlarımıza atama yönetmeliği getirilmeli, görevlendirme süreleri önceden belirlenmelidir. Değerli arkadaşlar, bir başka sorun da şudur. Uzman çavuşlarımızın aldıkları kıdem işareti rütbeden sayılmamaktadır. Bir gün görev yapan uzman çavuşla 20 yıldır çalışan uzman çavuş arasında herhangi bir aslık ve üstlük ilişkisi bulunmamaktadır. Bu durum aynı zamanda uzman çavuşlarımızın maaş ve tazminatlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla uzman çavuşlarımızın kendi aralarında aslık üstlük ilişkileri oluşturulmalı, aldıkları kıdemler rütbeden sayılmalıdır. Uzman çavuşlarımızın, sözleşmeli subaylarımızın, sözleşmeli astsubay ve sözleşmeli erlerimizin halen sağlık yönetmeliği eksikliklerle doludur. Sağlık yönetmeliğine açıklayıcı maddeler konulmadığı için 90 gün istirahat ve hava değişimi alan sözleşmeli askerlerimiz meslekten uzaklaştırılmaktadır. Kısacası emekliliğe hak kazananlar emekli edilirken, emekliliğe hak kazanamayanlar yıllarca vatanımız için yaptıkları özveri ve fedakarlığa rağmen mesleklerinden atılmaktadır. Bu durum ne vicdana ne de adalete sığmamaktadır. Bu konuda askeri personelimizin yaşadığı mağduriyet giderilmelidir. Uzman çavuşlarımız sınır içinde ve sınır dışında kritik görevlerde çalıştırılmaktadırlar. Ama buna rağmen amaç dışı görevlerde kendilerine yaptırılmaktadır. Yine 5510 sayılı yasanın 47. maddesine göre adi malul emekliler sigorta kollarından 4A ve 4C bentlerinde tekrar çalışmaya başlayanların emekli maaşları kesilmektedir. Bunların da diğer vazife malulü gaziler gibi çalıştırılması gerekmektedir. Eğer ki personelimiz sağlam ise görevlerine devam etmeli, emekli edildiler ise aldıkları emekli maaşları kesilmemelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uzman çavuşlarımızın, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve sözleşmeli erlerimizin 7 yıl hizmet süresi dolduktan sonra açıktan atama ile devlet memuru olmaları yasayla mümkündür. Ancak bu kanun uygulanmadığı için özellikle uzman çavuşlarımız 7 yıl hizmet süresini doldurup istifa ettikten sonra atanamamakta, yıllarca devlet kadrolarında işe girmek için beklemek zorunda kalmaktadırlar. Sözün özü arkadaşlar, tüm bu problemlerin bir an önce dile getirilmesi ve çözülmesi gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde konuşmak istediğim bir başka konu da Kırıkkale'yi var eden Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'dur. Bilindiği üzere Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu 3-7-2021 tarih ve 7330 sayılı yasa ile yapı ve statüsü değiştirilerek anonim şirkete dönüştürüldü. Büyük tartışmalardan sonra anonim şirket olan kurumda şaibeler, kurumla ilgili şikayetler, çalışanların yaşadığı mağduriyetler bir türlü bitmek bilmedi. Şirketleşme sürecinde Kırıkkale'de fabrikaların daha işlevsel hale getirileceği, daha çok nitelik kazanacağı sözleri verilmişti. Ancak iddia edildiği gibi olmadı. Söylenenler yalnızca söz olarak kaldı. Fabrikaların üretim kapasiteleri düşürüldü. Bazı fabrikaların Kırıkkale ile olan bağları da koparıldı. Kırıkkale'de üretimde çağ atlatacak denilen fabrikalar başka illere kaydırılmaya başlandı. Kurum anonim şirket olduktan sonra anonim şirket yönetim kurulunda alınan ilk karar 1953 yılından beri kurumda faaliyet gösteren teftiş kurulunun kaldırılması oldu. Buradan soruyoruz. MK teftiş kurulu hangi gerekçeyle kaldırıldı? Teftiş kurulu kaldırıldıktan sonra kurum içi denetim, inceleme ve soruşturmalar hangi mekanizma tarafından yerine getiriliyor? Ayrıca Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesine göre idareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gizliliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlüdür. Bu durumda
Sayın Önal, lütfen tamamlayın. Bu durumda MK kurumu yapmış olduğu ihaleleri kamu ihale kanunu hükümlerine göre mi yapıyor, yoksa artık anonim şirket olduk, kamu ihale kanunu bizi kapsamıyor mu deniliyor? Bu soruların cevabını ben değil Türkiye merak ediyor. Yine şirketleşme sürecinin ardından şeffaf yapısını kaybeden kurumda yeni işçi alımları da tartışma konusu olmuştur. Kırıkkale'de iş bekleyen on binlerce gencimiz varken ikamet şartı aranmadan yeni işçi alımları yapılmıştır. Bu sebeple Kırıkkale'deki işsiz gençlere yine sıra gelmemiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda kullandığı mühimmatı, silahı, patlatıcıyı üreten kurum, yurt güvenliğimizin teminatı ve güvencesidir. Tüm bu sebeplerle bir Kırıkkaleli olarak kuruma sahip çıkmak, kurum çalışanların haklarını korumak hepimiz için bir görev hem de bir sorumluluktur diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.